Günümüzde özellikle anneler çocuklarını doğal ürünlerle büyütmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Organik tavuk, doğal meyve sebze derken şimdi de doğal sabunlar moda. Peki doğal sabun evde nasıl yapılır? Gelin birlikte izleyelim. Kalıp kalıp sabunlar, envai çeşit kremler. Hepsi kimya mühendisi bir annenin elinden çıkıyor. Merve Güner çocuklarına piyasada bulunan kozmetik ürünleri kullandırmak istemedi. El emeği göz nuruyla sabun, pişik kremi gibi doğal ürünler yaptı. Merve Hanım kolları sıvadı, mutfağa girdi. Çocuklarına doğal ürün kullanmak için sabun yapmaya karar verdi. Ve blenderını kek çırpmak için değil, sabun çırpmak için kullandı. Bizim hikayemizin başlamasının sebebi pişik, kızımda geçmeyen pişik problemimizdi. Bunun sonucunda piyasadaki bütün kremleri kullandım fakat hiçbirinden memnun kalıp sonuca ulaşamadım. Pişik problemimiz geçmedi. Okuduğum kitaplarla, doğal ürünlerle, yağlarla üretilen ürünleri araştırdım. Bunun sonucunda evde kendim bir tarif uyguladım ve başarıya ulaştı. Kızımın bir ay süren pişik problemi sonuca ulaştı. Kimya mühendisi anne kahvelisinden Hindistan cevizlisine, tarçınlısından papatya özüsüne birçok sabun çeşidi yapıyor. Sabun yapmak için laboratuvara da ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız mutfaktaki malzemeler ve doğal esanslar. Zeytinyağlı sabunu aslında evde vücudumuzdan el yıkamadan bulaşık yıkamaya, çamaşır yıkamaya kadar her türlü kullanabiliriz. O yüzden bu tarif hem pratik hem de kolay bir tarif. Kimyasal çözelti kullanacağız, kostik çözeltimiz. Zeytinyağı ekleyip sabunlaşmayı göreceğiz. Burada kostiği kullanmamızın amacı sabunlaşma reaksiyonunun gerçekleşmesi için gerekiyor. 6 hafta kuruma süresini tamamlayan bütün sabunlarda hiçbir şekilde kostik kalmaz. Yarım litre zeytinyağımız var. Kostiği suya döküp karıştırıyoruz ve hazırlıyoruz. Yavaşça döküyoruz. Sabunlaşma başlıyor. Şimdi çırpmaya başlayacağız yavaşça. Sabunlaşma başladıktan sonra kalıba dökeceğiz ve şekillenip kuruması için beklemeye alacağız. Elimde görmüş olduğunuz bu sabun 2 gün boyunca kalıpta bekletildi. Daha sonra çıkartıldı ve işte bu hale geldi. Şimdi bu sabunu kalıplar halinde keseceğiz. Sabunumuz hazır. Oldukça da güzel kokuyor. Merve Hanım yaptığı doğal sabunları çocuklarına gönül rahatlığıyla kullanıyor. Seviyor musun annenin sabunlarını? Evet.